والسابقون السابقون أولئك المقربون. Almanya'dan bir soru var. Bazı hocalar oy verme meselesine bu mesele içtihadi bir mesele diyorlar. Bu söz doğru mu? Buna göre böyle söyleyen bir hocaya uyan kimse mazeretli sayılır mı? Bu mesele içtihadi bir mesele değildir. İçtihat nerede yapılır? Bir konu Kur'an'da ve sünnette belirlenmediyse, açıklanmadıysa, o mesele alimlerin içtihadına bırakılmış demektir. Ama bu konu belli. Bütün peygamberlerin nasıl mücadele ettiği belli. Bu mesele içtihadi meseledir diyen, Kur'an'ı bilmiyor, sünneti bilmiyor yani. Peygamberlerin hareket metodunun nasıl olduğu, sancaklarında neyin yazılı olduğu, yalan söyleyip söylemedikleri, dinlerinden taviz verip vermedikleri Kur'an'la bellidir. Hiçbir peygamber la ilahe illallah dışında bir dava ile yola çıkmamıştır. İnsanları da aldatmamıştır. Yalan söylememiştir. Haramlara imza atmamıştır. Tepelere çıkayım, tepeye, piramidin tepesine çıkayım. Ondan sonra aşağıya doğru halkı eğitirim gibi böyle bir yöntem izlememiştir. Bütün peygamberler tabandan yukarı doğru çıkmıştır, halkı eğitmiştir. Sonra devletini kurmuşsa kurmuştur, kurabilmişse. Dolayısıyla bu içtihat meselesi değildir. Bütün peygamberler böyledir. Bir tane yalan söylemiş tepelere çıkabilmek için, onlardan gibi görünmüş, haramlara imza atmış. Bir tane peygamber göstersinler bana. Bir tane göstersinler. İçtihat meselesi diyen adam, yani demiş oluyor ki bu mesele Kur'an'da sünnette belirlenmemiştir. Halbuki belirli yani. Peygamberimizin hayatı meydandadır. Hiç yalan söylenmiş mi? Hiç taviz vermiş mi? Kendisine gel başımıza geç, reisimiz ol demişler. Yine de kabul etmemiş. Tebliğ yapmaya, anlatmaya, eğitim yapmaya devam etmiş. Hiçbir zaman dininden taviz vermemiş. Efendimizin hayatı meydandadır. Şimdi Kur'an elimizde, Efendimizin hayatı elimizde. Buna rağmen bu içtihat meselesidir demek, bu ne demek yani? Yani Peygamberimizin metodu namazından daha çok bilinmektedir. Peygamberimizin namazıyla ilgili, detayıyla ilgili ihtilaflar var. Yani mesela tekbir sadece namazın başındayken mi? Sonra her Allahu Ekber dediğimizde rüküye giderken, kalkarken filan eller kalkacak mı, kalkmıyor? Hanefilerle Şafiler arasında olan. Yani Peygamberimizin bir sürü sünnetiyle ilgili, hem de namaz gibi her gün yaptığı şey, namaz gibi bir sünnetiyle ilgili ihtilaf var. Ama Efendimizin hiçbir zaman taviz vermediği, la ilahe illallah diyerek ortaya çıktığı, kimseyi de aldatmadığı, bunda hiçbir farklı rivayet yok. Kim diyebilir ki Peygamberimiz yalan söyleyerek tepelere çıktı? Tavizler verdi, haramlara imza attı. Şöyle davrandı, böyle davrandı, alttan aldı, yalan söyledi. Kim diyebilir yani? Var mı böyle bir insan, böyle bir rivayet var mı yani? Yani nasıl olur da bu mesele içtihat meselesi olur? Peygamberimizin namazından çok daha açık, seçik, ortada olan bir meseledir. Bu bilinmediğinden değil. Hocalar gerçekleri konuşmak istemiyor. Çünkü ya yine de işte faydaları olur gibi böyle bir mantık var. Yoksa peygamberlerin böyle yapmadığını biliyorlar yani. Özel görüştüğünde ya ne yapalım? Haklısın ama ne yapalım? Ya gördün mü? Ama sen bak böyle konuşmuyordun milletin karşısında. Bu da olabilir, bu da içtihattır, bu da bir yöntemdir falan. Sen böyle konuşuyordun. Bak benle konuşurken böyle konuşmuyorsun. Ya tamam haklısın ama işte ne yapalım? İşte bunlar da bir taraftan faydaları olur belki falan. Yani bu doğru bir tavır değil. Bu hocalar bilmediklerinden değil. Bunlar güya İslam'ın menfaatlerini hesaba katıyorlar ama aslında
yanlış yapıyorlar. İslam'ın menfaatleri peygamberimizin sünnetine uymaktır. Onun sünneti en kestirme yoldan bizi hedefe götürür. Peygamberimizin sünnetine uyan az zayiat verir. Efendimizin sünnetine uyan kestirme yoldan gider, kısa zamanda hedefine varır. Peygamberimizin sünnetine uyan tedbirli davranmış sayılır. Onun sünneti tedbirlidir aynı zamanda. Böyle kendilerince başka yollar buluyorlar ve bunlar daha tedbirli, daha mantıklı, daha kestirme yollar zannediyorlar. Peygamberimizin yolundan daha kestirme bir yol olamaz. Kısa zamanda büyük bir başarı görmedik mi hayatında? Hangi hareket Efendimizin hareketi kadar kısa sürede bu kadar büyük başarıya imza atmıştır? Müslümanlarda teslimiyet anlayışı yok. Kardeşim biz sonunu görmeyiz ama Allah bilir. Allah diyor ki bu yola gireceksin. O yola gireceksin. Ama bu yol yani oraya varır mı ki? Ya Allah'a güveneceksin. Senin yolun çok mu varıyor sanki? Hani bak 45 yıldır 50 yıldır parti var Türkiye'de. Ama nereye varmış? 50 sene oldu. Kestirme yoldan gideceklerdi Müslümanlar maşallah. Ne kadar da kestirme yoldan gittiler ve ne kadar mesafe aldılar. Memlekette her gün haram daha da çoğalıyor.